Bir önceki bölümde ayçiçeklerini biçmiştik, yağ üretiliyordu. Şimdi biz hangi aydayız? Ekim'deyiz. Mart'ta tekrardan pancar ekeriz. Ama ondan önce Ocak, Şubat zamanında satışlar olacak. Bakalım şimdi elimizde ne var? Şeker var. Şekerler Ekim'deymiş. Biz Ekim'de değil miyiz? Evet. Ne kadarmış şekerin fiyatı? 52. 52. Elimizde biraz şeker var. Satabiliriz de. En yakın mandıra var. Tamam. Oraya şekeri direkt veririz. Bakalım devam edelim. Balımız var. O Mart'taydı. Ayçiçek yağı ne zamanmış? Şubat. Tamam. Şubat, Mart sırasında. Ha, Ocak'ta da marul vardı. Tamam. Biz şimdi şu elimizde biraz şeker var. Ha, şekerleri ağır geliyordu. Bununla çekeceğiz. Elimizdeki şekerleri satalım. Birazcık daha para gelsin. Yani mandıra limitli bu kadar aldı. Neyse bunları nasıl yapalım? Bu nereye çalışıyor? Şöyle yapalım şimdi. Bir kere daha dönelim şuradan. Onları oraya indireyim. Limit açıldıkça alsın içeriye. Başka yere gitmeye gerek yok. Çok az bir şeker kaldı. Römorkunu kalkıyor. Tamam. Oradan yer açıldıkça alır onları. Bizim şimdi en yakın satacağımız şey marul. Ocağa kadar hemen zamanı hızlandıralım. Evet, şu an Johnson's Farmers Market 1.13 veriyor marullara. Marullarımızı biraz az satmıştık bu traktör alabilmek için. Ama olsun. Elimizde ne varsa satalım hemen şimdi onları. Evet, marulları verdik. 66 bin oldu para. Gidelim hemen sıra ballarda. Balları bu sene satmayalım. Çünkü onlar az üretiliyor. Onları bir dahaki seneye satarız. Ondan sonra Şubat'ta ayçiçeği yağı var. Onu ben bir posta üretildi çektim kenara. Devam ediyordu en son üretimi. Şimdi ayçiçek yağlarını da satarız. Ayçiçek yağı satımına kadar devam o zaman. Alalım yine zaman ileri. Evet, ayçiçeği yağında şu an en yüksek fiyatı Grosseri veriyor 2.17'den. Fiyatlar düşüşe geçmeye başladı. Bakalım bir üretimlerimiz. Ayçiçeği yağı üretilmiş. Biraz kenarda var. Bunları zaten sattık. Şekerimiz hala üretiliyor. Biz şimdi başlayalım ayçiçek yağlarını satmaya. Gerçi tek römorkta hallederiz gibi geliyor ama bakalım şunları bir toplasın.
Evet, 20 palet ayçiçek yağından 50 bine yakın para kazandık. Güzel. Şimdi dönelim tarlaya. Mart'a kadar alalım yine zamanı. Hop. Mart'ta başlayalım direkt ekmeğe. Evet, şimdi zamanı ileri alırken ikinci ele böyle bir dolu düştü. Bunu ben modla indirmiştim. Bu yeni römork alırsak bize lazım olacak. Yani bu her türlü lazım olur bize. Biz bunu paramız çok fazla yok. Sadece krom jant yapıp alabiliriz bunu. Jantları falan güzel. Biz bunu şöyle Chrome White 2. 2 daha iyi sanki. 2 türlü de 1000 dolar koyuyor. Tamam, böyle daha güzel parlıyor jantlar. Tamam, biz bunu bu şekilde satın alalım. Plaka da koyacak üstüne. Bunu alalım. Şimdi sabah 9'a kadar. Hop, harita gitti. Alalım yine zaman ileri. Evet, saat 9 oldu. Şimdi biz kireç atalım üst tarlaya. Bunu gönderelim markete. Buradan çıkamıyor bunlar ya. Buradan gider misin? Gidecek. Tamam, o gitsin. Şimdi bende şöyle bir mod vardı. Bu satış birimlerini normalde oyunun orijinalinde, yani şu an oyunun orijinali bu arada. Bu modu kaldırdım çünkü. Oyunun orijinalinde mesela biz ne satıyoruz? Şeker pancarı, kesik şeker pancarı sattık çok. Bu fiyat normalde ton fiyatı, yani 1000 litre fiyatı. Hayvan satıcısı 190 dolardan alıyormuş bir tonunu. Bendeki mod litre fiyatına dönüştürüyordu onu. Yani bölüyordu şeye. Litre fiyatına bölüp de gösteriyordu bana. İşte 1.90 mı oluyor? Öyle bir şey gösteriyor. Tabii 1.90 falan gösteriyordu. O modu kaldırdım. Yani burada fiyatlar değişse de sadece görüntü olarak değişti aslında. Yani burada sadece birim fiyatını gösteriyordu. Artık ton fiyatını gösteriyor. Aldığı fiyatlar aynı. Ben onları karşılaştırdım çünkü. O yüzden kazanacağımız paralar yine aynı olacak. Ondan sonra bir tane çamur modu kurdum. Artık yağmur yağdıktan sonra traktörler batıyor tarlanın içine. Bir de hayvancılığa başlayabiliriz diye çim ekipmanları modları kurdum birkaç tane. İkinci ele geldikçe onları alacağız. Sonra şuradan bakayım tekrar. Kamyonlara manko kurdum. Man modu falan kurdum. Çim biçmek için ekipmanlar var. Onları falan kurdum. Bakalım ikinciye geldikçe toplayacağız. Şu çeşitli de olması lazım. Şurada şu römorklar baya güzel paletler alıyor. Özellikle şu uzun olan bayağı bir alıyor. Ben o yüzden o doliyi aldım. Bunu alırsak onu direkt buna bağlayıp traktörle kullanırız. Şimdi şey kiralayalım biz. Yine kireç. Ayarla. Kirala bakalım. Nerelerde bu? Gelmiş. Gidelim direkt mağaza, şurası zaten. Alt tarlalara kirece gerek yoktu. Üst tarlaya atacağız sadece. Sonra bir daha üst tarlanın ki bitene kadar alt tarlalara atmayacağız. Dengelemiş olacağız. Üst tarla daha önemli çünkü büyük.
Gidelim bakalım tarlaya başlayalım kireci direkt. Bakalım kireç şurada olacak. Dolduralım kireci. Şunların arkasında. Başlayalım bakalım kireci. Evet, bu kireci atmaya artık bu şekilde devam eder. Biz John Deere'la geçelim yine sabah. O dönsün bakalım yukarı, buradan girelim direkt. Zaten kireçten sonra böyle kalıyordu. Daha önce de yaşamıştık bunun aynısını. Bir bakalım sıfırlamış mı tarlayı? Tamam, sıfırlamış. Anladım. Bu da artık yukarı aşağı gitsin gelsin. Biz bir kontrat bakalım bakalım bize göre bir şeyler var mı? Ona yetişemez zaten. Tamam. Bakalım bir kontratlara. Daha yüksek paralı da yok gibi ama. Heh. Kübreleme olur ya. 68 yan taraf çok iyi. Tamam. Başka da büyük ihtimal çıkmaz. Bunu yapalım. Şurada bir tane 7000 var. Ha, bu marketin hemen karşısındaki tarla ya da bir üstündeki tarla olması lazım 57. Tamam, şu 68'e gübre atalım biz bizim makineyle. O kontrat yeterli bize. Benim bir dönsün şu. Tamamdır. Nerede masa yapar o iş. Başlayalım bakalım. Evet, kireci attık. Kontrat yanında devam ediyor. John Deere da sabanlamaya devam ediyor. Kireci çıkaralım. Kirasını iptal edelim. Sonra buradaki kontrat bitince bu yeterince ilerlediyse ekmeye başlarız. Evet, 68'deki kontratı bitirdik. Paramızı alalım hemen. Dönelim tarlaya.
Yeterince ilerlemiş bence. Biz masa ile ekmeye başlayalım hemen. Tohumu pancara çekelim. Gübre satın almayı da kapatalım. Başla bakalım. Tarlada sarı sarı kalanlar ne acaba? Bakalım hemen. Toprak verisi almamız lazım. Şu sırayı bitirsin. İyi ki dikkat etmişiz ona. Veriler güncel değil diyor. Şimdi. Burası iki parçaydı, değil mi? Önce üstü alalım. Sonra altı alalım. Tamamdır. Ben diyorum o puan niye o kadar düşük gösteriyor? Devam bakalım ekmeğe. Şimdi onlar neden öyle gösteriyor bir bakalım. Ama onu burada göstermiyor ki o. Bu menüde gösteriyor. Nitrojen ekranında gösteriyor. Kimi yerleri nitrojeni iyi gösteriyor buraları. Herhalde bir şey çürümesi oldu. Ayçiçeğinden sonra tarlada. O da gübre olarak yayıldı herhalde. Neyse devam bakalım ekmeğe. Ha dur sarıcı sokacağız bunun arkasından. Nivollat'ta da hemen sarıcıya başlayalım. Tamamdır. Buna yetişemez büyük ihtimalle. Bayağı arası var. Bu bitirir o yetişene kadar. Evet, sabanı bitirdik. Diğer traktörler ekmeğe ve sarıcıya devam ediyor.
Bunu bir yıkarız şimdi. Pancarı yine tüm tarlalara ektik. Şimdi bunu da bir onları bir yıkayalım. Benzinliğe gönderelim. Bunun yakıtı biraz azalmış. Tamamdır. Sarıcıyı da bitirdik. Şimdi yarın yine ilaç atmaya devam. Saati 9 yaptık. Şimdi ilaç atmaya başlayabiliriz. İkinci sensörünü açtık. Başlayalım. Evet, bütün tarlaları gübreledik. Şimdi zamanı hızlandıracağız ama şöyle bakalım. Şekerin satışı ne zamandı? Ağustos Eylül civarı. O zaman o şekerin satışı ne kadar hızlandıracağız şimdi zamanı. Sonra da asadımız şeker pancarı Ekim Kasım civarı. Tamamdır. Hızlandıralım şimdi hemen. Şimdi zamanı ileri alırken seraların suyu azaldı hepsinin. Şimdi normalde biz otomatik su temini için bunu kullanıyorduk. Kuyu diye bir mod bu. Yeni bir mod gelmiş. Onu kurdum. Şuradan buna bastığımız zaman otomatik suyu açıyor. Hiç kuyuyla uğraşmıyorsun. Açalım. 20.000 yaptı. Hepsini açalım. Hepsi için ayrı ayrı istemiyor, değil mi? Evet, tek doğru mantıklı seri. Nasıl çalıştığını bir görelim. Bizden nasıl para kesecek? Ona göre iyi çalışırsa eğer şuradaki kuyuyu satarız. O modu da kaldırırım. Onu kullanmayız. Onun yerine bunu kullanırız. Bakalım otomatik sürekli dolu mu tutacak? Yani benim için kolaylığı şu olacak. Ben su açıp kapama derdinden kurtulacağım. Bakalım şimdi Mayıs'tayız. Şekerleri satana kadar alalım yine hızlandıralım zamanı. Evet şu an şekere en yüksek mandıra veriyor ama mandırada bir limit var. Mandıraya verebildiğimiz kadar verip kalanını da 536'dan hazır yemek restoranına götürelim. Başlayalım bakalım satmaya.
Evet, bütün şekerleri sattık. 100 bin yaptık parayı. Şimdi gidelim. Ekim-Kasım'a kadar zorlamaya gerek var mı? İkinci ele bir şey düşerse diye biz Kasım'a kadar zorlayalım yine. Kasım'da Panceras adına başlayalım direkt. Evet, şimdi zaman ileri alırken yüklediğim modun çim biçme makinesinin ön kısmı geldi. Bunu satın alalım. Burada sadece marka değişiyor. Ama bu daha güzel duruyor sanki. Yoksa bir şey değişti yok. Tamam. Bunun ön kısmını alalım 9900'e. Yanlarında yavaş yavaş toplarız. Devam artık. Asada başlayabiliriz. Yağmur yağıyor. Bakalım uyarı verirse yağmur dinene kadar alırız zaman ileri. Bir kere vermişti ama pancarda geçerli mi? Değilse eğer devam ederiz asada. Neyse uyarı falan vermedi. Devam edelim. Evet, küçük bir araştırma yaptım. Hasatta verimi düşürüyor. Şimdi biraz yağmurda hasat edersek verim düşüyormuş. Yani alacağımız mahsul. Şöyle çok az zamanı ileri alalım. Yağmur dinince devam edelim hemen. Evet, yağmur dindi. Devam edelim bakalım panceras adına. Yağmur dindi ama tarla hala ıslak, çamurlu. Yeni kurduğum mod şu an pancar makinesini çamurladı komple. Bakalım şimdi D30'da şu nerede o buraya getirmiştik onu. Şuraya morgu çekelim. Bunu çeker diye düşünüyorum.
7500 kesik şeker pancarı teslim ettik. Üretime başlasın o. Biz depoyu doldurana kadar devam edelim buraya vermeye. Sonra siloya atarız. Sadece kesik yapacağım bu sefer. Kesik şeker pancarından şeker üretim yapacağım yani. Evet, bütün pancarı biçtik. Şimdi bunu söyleyelim, bu teslim etsin. Çok az bir şey var ama atsın onu da içeri. Şimdi biz ne yaptık bakalım. Onu teslim edeceği çok etkilemez. 407 bin litre şeker pancarımız var. Artı 352 bin litrede kesik şeker pancarımız var. Şeker üretimini başlatmıştık. Devam ediyor. Bu seralar için kurduğum yeni bir mod. Şuraya bir sadece tuş ekliyor. Güzel çalışıyor. Azaldığında devreye giriyor. Yani sürekli 20 bine zorluyor. Bu mod güzel çalışıyor. Şeyi kaldırdım zaten. Bu su kuyusu vardı şeyde. Şuradaki. Şu balların yanındaki. Şuradaki zaten kuyu kaldırdım. Bal satmadık. Ballarımızın durumu iyi. İki araba mı? Üç araba mı bakayım? Tabii. Üç posta oradan, orası dolmuş. Üç posta buraya atmışız. Ballardan para kazanacağız. Marullar fena değil. Şu anlık durumumuz iyi. Para biriktiriyoruz. Hayvancılığa gireceğiz yavaş yavaş. Onun için çim lazım bize. Çim ekipmanları toplamaya başladık. Ne aldık? Bakalım hemen. Nerede o? Ön ekipmanını aldık. Bir tane Dorse'yi büyütürüz diye bir dolye aldık. Ön ekipman aldık. Çim biçmenin. Bunun bir de bu direkt şey modu. Şöyle göstereyim. Çim biçme. Nerede? Bu ön ekipmanıydı. Bir de bunun arka ekipmanını alacağız. Yavaş yavaş toplayacağız bakalım. Çim biçime balya makinesi falan da almamız lazım. Yavaş yavaş onları toplayıp hayvancılığa gireceğiz. Şimdilik şekerden güzel para kazanıyoruz ama direkt pancardan ürettiğimiz zaman çok fazla çıkıyor. Galiba oyunda da bir ürün limiti gibi bir şey var. Bir de artı bu römork da bug'a girdi o zaman. Sadece kesik şeker pancarından şeker yapacağız. Bir de ayçiçek yağı da güzel kazandırıyor. Bir ayçiçek yağı, hatta iki ayçiçek yağı bir şeker pancarı şeklinde yapabiliriz. Çünkü bu şeker pancarı bize bayağı bir yetebilir. Şimdi bu sezon belli olacak o. Bu bir ay, bir daha önümüzdeki bölümde bir ayçiçeği ekip biçince bakalım buradaki şeker durumu ne olacak? Depodaki pancar durumu, şeker üretimi. Ona göre ya tekrardan ayçiçeği ekeceğiz, yeterse, yetmezse tekrardan pancar ekeceğiz. Bakalım, bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde devam para kasmaya.